Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Fimert'le çözümlerle tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere fıstık ezmesi tarifini anlatacağım. Bunu arkadaşlar yaklaşık bir hafta önce yaptım. İçi de bayağı azaldı. Hatta bayağı yarıya inmiş, az bir şey kaldı. Ama tarifi sizinle paylaşamadım. Bazı teknik aksaklıklarla karşılaştık. Bu teknik aksaklıklar nelerdir? Öncelikle telefonumun hafızası inanılmaz bir şekilde dolmuştu. Yaklaşık 10 bin tane fotoğraf vardı. İşte 600 kadar video vardı ve hafıza doldu. iPhone olduğu için de hafızayı acaba nasıl boşaltırım sorunuyla karşılaştım. Normalde iCloud uygulaması kullanıyordum. Ama uygulama çok yavaş ve benim hafızayı boşaltmamı böyle bayağı bir zamanda yapacak bir şeydi. Aslında size videoyu çekmiştim. Çekiyordum. Çekerken sıkıntı oldu. Bir türlü hafızayı ayarlayamadım. Sonra acaba bir hani iPad veya iPhone bir şey mi bulsam dedim. Apple bir bilgisayar mı bulsam, hani o şekilde mi atsak falan diye düşünüyordum. Ancak zaten o da uzun sürecekti ve onu aramam gerekiyordu. Ama sağ olsun arkadaşım Emel Doğan, onun da YouTube hesabı var. Ona da abone olursanız sevinirim. O yardımcı oldu. Kendisi zaten bu işlerden anlıyor, bilgisayar mühendisi. Sağ olsun o bana bir uygulama söyledi. O uygulamayı indirdim ve telefonun hafızasını tamamen boşalttım. Kahvemden bir yudum alayım. Şimdi sizlere şeyden bahsedeceğim. Fıstık ezmesinden bahsedeceğim. Fıstık ezmesi, normalde ben fıstık tüketen, fıstık seven bir insan değilim. Ara öğünlerde veya normal zamanlarda çerez olarak, ara öğün olarak fındık, badem ya da ceviz seviyorum. Fıstık hoşlanmıyordum, sevmiyordum. Ancak protein değeri ve besin değeri çok iyi bir besin fıstık. Ve insanların sürekli olarak fıstık ezmesinden bahsettiğini gördüm. Hatta arkadaşım Emel de öyle bir paylaşım yapmıştı fıstık ezmesine deli olduğuna dair. Neyse dedim ki ya, bu fıstık ezmesinin olayı nedir? Sporcular da hani spor sonrasında falan da yiyorlar ya. Daha sonra Şeyma Dökmeci, Uşak Diyetisyen diye Instagram hesabı var. Orada bir tarif gördüm. Fıstık ezmesi tarifi veriyordu. Tarif çok kolaydı. Tarifi ben fıstık ezmesini yaptım. Videosunu çektim arkadaşlar. Hazırda duruyor. Onu size zaten buraya ekleme yapacağım. Tarifi ondan gördüm. Dolayısıyla bunu yapmak istedim ve fıstık ezmesini yaptım. Ve fıstık ezmesinde şöyle bir olay var. Ben şu an mesela fıstık ezmesini düzenli olarak yapıyorum. Dolabımda saklıyorum ve bayağı bir uzun gidiyor. Hani herhangi bir bozulma falan olmuyor. Fıstık ezmesinin protein değeri, besin değeri çok iyi olduğu için ve sağlıklı bir yağ olduğu için spor yaptıktan sonra tükettiğimizde hem tokluk sağlıyor hem de çok faydalı diye duymuştum. Dolayısıyla fıstık ezmesini tükettiklerini biliyorum ve ben de tüketmeye başladım arkadaşlar. Ve şu an mesela saat kaç? Şu an 6:20 geçiyor saat. Sporumu yaptım ben. Yaklaşık 1,5 saatlik bir spor yaptım. Size kilo verme ve sağlıklı beslenme üzerine, evet uzman değilim ama kendim de yaklaşık 35 kilo vermiş bir insan olarak en azıyla kendi vücudumu tanıyıp kendim bir şeyler öğrendim. Bu süreçte birkaç ipucu vereceğim. Birincisi, eğer erken beslenirsek, yani bu çok geç 8'de 9'da kalırsa mesela yemeğimiz veya ara öğünümüz çok ağır bir şekilde geçerse bunlar vücutta kalıyor, yağ olarak kalıyor. Biz bunları eritemiyoruz. Ben arada bir şunu yaparak vücudumun dinlendiğini, rahatladığını ve mutlu olduğumu fark ettim. Arada bir mesela şu an 2 gün üst üste ağır protein tükettim ve bu benim vücudum bunu hazmedemiyor. Mesela bugün de 3. gün olarak sporumu yaptım. 1,5 saatlik sporumu. Üzerine 2 tane vasanın üzerine fıstık ezmesinden süreceğim. Ve yanına da 2 tane kuru kayısı ve sütlü kahvemi içeceğim. Bunlar mesela normalde insanların ara öğünde tükettiği şeyler. Belki hepsi bir ara öğün için fazla gelir ama en azıyla akşam yemeği için hafif besinler. Saat 6:20 geçiyor. Bunu tükettiğimde fıstık ezmesinin bir özelliği de tok tutuyor. Tok kalacağım. Dolayısıyla da akşamımı rahat geçireceğim. Ertesi güne de güzel uyanacağım. Önemli. Ölçümüz önemli. Yani bu fıstık ezmesi diye kalkıp bunu kaşık kaşık yemeyeceğiz tabii ki. Fıstık ezmesini araştırmıştım kaç kalori diye. Çünkü bu da yani en az yağlı bir şey. 2 kaşığı
Bir kaşığı, tatlı kaşığı 35 kalori yazıyordu. Bir kaşığını bir vasanın üstüne. Bu arada vasayı da Uşak diyetisyenden gördüm ben. Normalde ona gitmiyorum. Hani danışan değilim ama gitmek istiyorum. Benim fırsatım olmadı. Onun da randevuları çok dolu ama Instagram'da onun bütün tariflerini, bilgilerini, paylaşımlarını takip ediyorum arkadaşlar. Siz de takip alabilirsiniz onu. Vasayı da hani tabii ki çok gördüm ama kendim tüketmemiştim hiç. Küçük bir ilçede yaşadığım için de burada büyük market yok. O yüzden Vasa alıp deneme şansım olmamıştı. Ancak Vasa'nın şoka geldiğini duyunca, hatta görünce diyeyim, direkt orada gördüm çünkü. Direkt almak istedim. Evet, aman aman öyle tatlı bir şey değil. Ha, bunun çeşitleri, fesleğenlisi falan bir şeyleri varmış. Ben sadesini aldım. Orada sadesi vardı sanırım. Çeşidi var mıydı bilmiyorum. Hemen aldım. Şu an benim vazgeçilmezim oldu. Çünkü iki tane Vasa bir dilim ekmek yerine geçiyor. O yüzden kalori değeri iyi. Lifli bir gıda. Akşam saatinde de bu şekilde bunu geçiştirirsek vücudumuzda bir kalori açığı yaratmış oluruz. Ve vücudumuz da dinlenmiş olur. Bunu tabii diyetisyenler ne kadar onaylar bilemeyeceğim. Ancak bence her insan kendi vücudunu dinlemeli. Benim vücuduma bunlar çok iyi geliyor. Yani arada bir akşam yemeğini bu şekilde geçiştirirsem benim vücuduma çok çok iyi geliyor. Üzerine de iki tane kuru kayısı dilimlemiştim önceden. Onları koyacağım ki tat versin aynı zamanda. Evet. Bu şekilde. Ve bunu tüketeceğim. Dur. Kayısıyı çekeyim. Spor yaparken bunun hayalini kurdum. Benim için en iyi etten, en iyi yemekten daha böyle beni mutlu eden gıdalar bunlar. Bu da laktozsuz sütle yaptım. Kahvem. Arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz. Sonuna kadar izlersiniz. Ve tarifimi siz de yaparsınız. Ekmek tarifimi yapan arkadaşlar oldu. Geri dönükler oldu. Beğendiklerini söylediler. Tarif uyguladıklarını söylediler. Bu beni çok mutlu etti. Umarım fıstık ezmesini de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, fıstık ezmesi tarifimiz için ben kavrulmamış fıstık aldım. Tariflerde de zaten hep kavrulmamış fıstıktan bahsediyor. O hani hazır kavrulmuş fıstıklardan bahsetmiyor. Bunun sebebini tam olarak bilmiyorum ama hep kavrulmamış fıstık kullanılıyor. O yüzden ben de kavrulmamış fıstık aldım. Bunun daha önceki yaptığımda kabuklusunu almıştım. Hani o dış kabuğu olanı almıştım. Ama onu temizlemek de gerçekten bayağı bir insanı oyalıyor. Bu tabii daha basit oldu. Bunun böyle olduğunu da görünce direkt bundan aldım tabii. Tüm fıstıklarımı temizledim arkadaşlar. Bir koca kase fıstığımız oldu. Evet arkadaşlar, şimdi blenderdan güzel bir şekilde çekeceğiz fıstıklarımızı. Burada dikkat etmemiz gereken husus blenderın kuvveti ve dayanıklılığı. Blenderımızı yakmamamız için motorunu dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yani bunu ara ara açacağız, çekeceğiz. Daha sonra bekleteceğiz ki blenderımız soğusun. Sonra tekrardan yapacağız. Servisler baktığında aslında blenderdan bu cevizli, fıstıklı bunları çekilmesini istemiyorlar. Ama ne yapacağız yani, bunları eski zaman usulü taşla mı sür diyelim. İlla ki kullanacağız. Motorunun yanmaması için de tabii. Çünkü fazla ısınıyor. Ara ara çekeceğiz, bırakacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel kıvam alıyor. Tarifin içinde hiçbir şey yok. Sadece fıstık var. Daha önceden de bir tarif biliyordum. İçinde işte zeytinyağı ve bal vardı. O dolapta donuyor ve hoş olmuyor arkadaşlar. Ama bunun kıvamı muhteşem oluyor. Dediğim gibi blenderınızın tabii ki markası da önemli. Gücü de önemli. Ancak benim bu gördüğünüz Arnika'nın blenderım gayet iş gördü. Dinlene dinlene yavaş yavaş çekerseniz eğer istenilen kıvama gelecektir.
Benim için mesela bu kıvam yeterli oldu. Çünkü gayet sürme kıvamında bu. Gayet benim için iş gördü. Yavaş yavaş sakin sakin çektim. Ve iyi bir sonuç verdi. Zaten videoda da görüyorsunuz hangi aşamada mesela kıvamın iyi olduğunu. Bu tabii sizin kendi tercihinize de bağlı. Evet arkadaşlar, fıstık ezmemin şimdi kıvamını göreceksiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Bu arada fıstık ezmesini isterseniz fıstığınızı kabuğundan ayırdıktan sonra isterseniz kavurabilirsiniz. Ben bunu kavurmadım. Bir öncekini kavurmuştum. Pek fark yok arasında. İkisi de gayet lezzetli. Kıvamı görüyorsunuz arkadaşlar. Hani dakika olarak söylemedim şu kadar dakika çektim diye. Çünkü kendim de dakika olarak bakmadım olaya. Sadece bu kıvama gelmesini istedim. Daha fazla çekseydik eğer blenderdan kıvamı belki daha yumuşak olurdu. Ama benim için bu kıvam gayet ideal oldu. Lezzeti de, kıvamı da, tadı da, kokusu da hepsi muhteşem oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.